Çerkeş Kütüphanesi'ni sizlere şöyle gelmeyenler için bir gösterelim. Çerkeş Kütüphanesi'nin görevlisi Kübra Hanım'la beraberiz. Kübra Hanım, kütüphane haftasında birlikteyiz sizinle. Söylemek istedikleriniz ne, duygularınızı bize anlatır mısınız? Kütüphanelerimizi daha yakından tanıtmak için, sesimizi daha geniş kitlelere duyurmak için 1964 yılından beri Mart ayının son pazartesi günü başlayarak bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanan Kütüphane Haftası'nın bu yıl 25 ve 31 Mart tarihleri arasında kutluyoruz. Hepinizi kütüphanelerimize bekliyorum. Rabbim bile oku demişken Efendimiz'e siz hala okumuyor musunuz? Peki, Çerkeş'ten okur oranınız nasıl? Çerkeş'ten kitaba duyarlı mı? Çerkeş halkı geliyor mu? Çerkeş halkımızdan yetişkin olarak gelen yok çok fazla. Çocuklarımız, öğrencilerimiz daha çok geliyor. Kaç yaşken eğilir. Öğrencilerimize küçük anaokulundan başlayarak okumayı aşılamanızı istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuklar yavaş yavaş gelmeye başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Esnaf Odası Başkanımız ve Çerkeş Belediye Başkanı adayımız burada. Mal Müdürümüz burada. Nüfus Müdürümüz Ali Bey burada. Çerkeş Belediye Başkanımız burada. Okul müdürlerimiz burada. Çerkeş Belediye Başkanı ile birlikteyiz. Kütüphane haftasında. Başkanım, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle kütüphane çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Çerkeş'te 2 yıldır bir ilki gerçekleştiriyorlar. Çocuklar arasındaki okuma alışkanlığını geliştirmek için bu tür yarışmalar yapıyorlar ve biz bundan memnuniyet duyuyoruz. İlçemizdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, çocuklarımızın tıp alışkanlığını yitirmesi ve hakikaten tüm Çerkeş genelinin yayılması ile alakalı bizler de bunun mücadelesi vermek istiyoruz. Ve bu konuda kütüphanede çalışanlara ve çocuklarımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Bu yarışmada da belediye olarak üstlendik veriyoruz. Bundan sonraki tüm çalışmalarda da arkadaşlarımızı desteklemeye kararlıyız. Allah izin verirse. İlçemiz için, çocuklarımıza geleceği için önemli. Okumada hiçbir şey olmuyor. Okursak her şeyi öğreniyoruz. Bilgi birikim okumakla oluyor. O yüzden okuma alışkanlığı geliştirmeliyiz. Bu konuda da kütüphane çalışanları tebrik ediyorum. Biz de Çerkeş Belediyesi'ni böyle güzel bir organizasyona sponsor olduğu için teşekkür ediyoruz. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Müdürümüzde kokteyle katıldılar. Hoş geldiniz Kaymakam Bey. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Kütüphane haftasındayız. Kur'an Bey, öncelikle çok mutluyuz. Kütüphaneler haftamızda cıvıl cıvıl her taraf. Öğrencilerimiz kitap okuyor. Aktivitelerini sürdürüyorlar arka tarafta. Bizler de burada daire amirleri, ilçe yöneticileri hep beraber bu neşeye ortak oluyoruz. İnşallah kitap sevgisi uzun yıllara sarıyor olur ilçemizde. Öğrencilerimize bizim tavsiyemiz kitap kokusundan ayrı düşmemeleri. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kutlama töreni için toplanmış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyerek saygılar sunarım. Okumak çağdaşlığın kilidi. Gelin bu kilidi beraber açalım. Günün anlam ve önemini belirtmek üzere ilçemiz halk kütüphanecisi Fatma Kübra Kırmızı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli idare amirlerim, sevgili kitapsever konuklar. 55. Kütüphaneler Haftası açılış programına teşriflerinizden dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Kütüphanelerimiz ve ulusal bilgi merkezlerinin daha yakından tanıtılarak halkın bu merkezlerden en etkin şekilde yararlanmasını sağlamak, sesimizi daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla 1964 yılından beri Mart ayının son pazartesi günü başlayarak bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanan Kütüphane Haftası'nın 55.sini ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de başta kütüphanemiz olmak üzere her derecedeki okullarımızda 25-31 Mart tarihleri arasında bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Sonsuz bilgi kaynağı olan kitaplar bizlere kendilerini tanıtmak için hazırdırlar. Merhaba demek için uzanıp içlerinden birini tutmanız ve kapağını açmanız yeterlidir. Nasreddin Hoca, Dede Korkut ile güzel masallar öğrenir, arkadaşlarınıza ve kardeşlerinize öğretirsiniz.
Bulmaca ve bilmece kitaplarıyla oyun dünyamızı renklendirebilir, Karagöz ve Hacivat'la tanışır, gülmecenin tadına varırsınız. Genç günlerinizde Necip Fazıl'la, Peyami Safa'yla, Halide Edip'le, Yaşar Kemal'le, Reşat Nuri Güntekin'le tanışır, yaşadıkları ve yazdıklarıyla geçmişe ve geleceğe yolculuk edersiniz. Şairlerimizin şiir kitaplarıyla duygularınızı tahlil etmeyi öğrenir, şiir dizelerinin tadına varırsınız. Tarih kitaplarıyla Kurtuluş Savaşımızı, Büyük Kurtarıcı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanır, onu anlarsınız. Bilgi ve kültür birikimimiz arttıkça dünya ve insanlara farklı gözlerle bakmayı öğrenirsiniz. Kütüphanesiz bir yerin ve kapısı açılmayan kütüphanenin kalbe alınmış insan durumuna düşeceğini hatırlatmayı bir meslek görevi sayıyoruz. Sorumluluğumuz ağırdır. Başarıya ulaşmamızda başka mesleklerin, kurumların işbirliğine ihtiyacımız vardır. Kütüphanelere yatırım yapmak, insana yatırım yapmaktır. Gözle görülmeyen yatırım, geç ve güç meyve verir ama ürüne olgun ve sağlam olur. Gelin, ışıl ışıl yarınlar için, toplumumuzun başarısı için, kütüphanemizin merdivenlerini ayaklarınız, kitaplarını da elleriniz ve gözleriniz yıpratsın. Rabbim bile Efendimiz'e ikra, oku demişken siz hala okumuyor musunuz? Bu çalışmalarımıza katkılarından dolayı başta Kaymakamımız Kemal Sefa Gökmenoğlu'na, kutlama programımıza katkılarından dolayı Milli Eğitim Müdürlüğümüze, hediyelik eşya alımında bulunan Belediye Başkanımız Hasan Sopacı'ya, mesai arkadaşım Hakkı Çamlıcı'ya huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hepinize şimdi şiir kompozisyon dalında birinci olan eserleri kendilerinden dinleyelim. Şiir dalında birincilik ödülü alan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Merve Aksu'yu eserini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. İlçemiz İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarından birincilik ödüllerini almaya hak kazanan öğrencilerimizden İmam Hatip Ortaokulu Merve Aksu, Anadolu Lisesi Berna Nur Albayrak, TOKİ Ortaokulu Yağmur Zeynep Uyanık kürsüye davet ediyorum. Ödüllerini vermek üzere Sayın Kaymakamımız Kemal Sefa Gökmenoğlu kürsüye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Kutluyoruz sizleri. Kemal Ortaokulu İbrahim Efe Yazar, 19 Mayıs çok programlı Anadolu Lisesi Aleyna Etçibaşı, Atatürk İlkokulu Emin Yaldız kürsüye davet ediyorum. Ödülleri çok programlı Anadolu Lisesi Yasin Dağıstan, TOKİ Ortaokulu Muhammed Berkay İpçi kürsüye davet ediyoruz. Çocuklar, kitap okuyor muyuz? Evet. Kütüphaneye geliyor muyuz? Hayır.